sevgili anneler. Yanımda Gözde Biber, hamile pilatesi ve hamile yogası eğitmeni. Merhabalar Gözde. Necla'cığım. Ve İclal var. İclal merhabalar. Selam Necla. İclal 28 haftalık hamile sevgili anneler ve şimdi Gözde bize doğumu kolaylaştırması için birkaç tane hareket gösterecek. Doğumu kolaylaştırmak demek, pelvis bölgesinin güçlenmesi demek. Bu yani şeye benziyor, doğumdan sonra ve öncesinde karın kaslarını güçlendirmek için plank yapmaya benziyor. Aynı kasların temeli, o bölgeyi güçlendirmek için pilates topunun üzerine yerleştiniz ve bacaklar açık bir şekilde pelvis bölgesini öne, geriye ve sağa sola yuvarlaklar yapmak her döneminde hamileliğin birinci trimesterden üçüncü trimestere kadar o bölgeyi çok rahatlatan hareketler. İclal senin çok ihtiyacın var şu anda. Kesinlikle. Eminim ki. Bacaklarını açık yerleştirdin, sağlam bastın, sırtını dikleştirdin ve kalçayı öne doğru gönderirken tekrar nefesini boşalttın. Geriye doğru doldurduğun nefesle. Bunu aynı zamanda beli güçlendirmek için ve tabandaki kasları güçlendirmek için kullanıyoruz burayı. Bir 6 sefer sağa yuvarlak ve istersen sola tekrar yuvarlak şeklinde yapabilirsin. Burada bu bölgenin açılması, normal doğuma hazırlık için hepimizin gönlünde normal doğum yatıyor Necla biliyorsun. O süreç için en temel hareket bu. Özellikle doğumun sonlarına, hamileliğin sonlarına doğru doğuma yaklaşırken bunu çok rahat uygulayabilirler. Eğer hamile pilatesi topunuz yoksa, yani pilates topunuz yoksa yatağın üzerinde ya da sandalyenin üzerinde de rahatlıkla yapabileceğiniz bir hareket bu. Normal bir koltuğa da oturup bel bölgesini öne ve geriye yönlendirebilirsiniz. İkinci hareket için bir sandalyeye ihtiyacımız var. Seni oturarak oraya alıyorum. İt kendini ayaklardan, presle ve tekrar kalçayı düşürerek. Tam oturmadan dene bakalım. Zor oluyor. Hamilelik ilerlediği sürece, hamilelik ilerlediği süre boyunca oturarak yapmaya ve başlarında orta döneminde ise sadece kalçayı sandalyeye tam dokunduğu yerden tekrar yukarıya doğru kaldırarak da yapabiliriz. Bak aslında evet, da evet. Olabiliyor. Süpersin. Okey, bu bacaklar inanılmaz yük taşıyor. Bacakların güçlenmesi, pelvis bölgesinin güçlenmesi için en temel iki hareket Necla. Peki, çok teşekkür ediyorum Gözde. Çok teşekkürler İclal. Teşekkür ederim. Evet sevgili anneler, gördüğünüz gibi evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz iki tane hareket. Doğumu kolaylaştıran, pelvis kaslarını güçlendiren hareketler. Umarım sizler için de faydalı bilgiler olmuştur. Görüşmek üzere, hoşça kalın.